Türkiye'ye ait Aksungur silahlı insansız hava aracı Irak'ın Kerkük kentinde düştü. Bu gelişmeden kısa süre sonra SİHA'nın Irak ordusu tarafından düşürüldüğü açıklandı. Ankara silahlı insansız hava aracının düşürülmesiyle ilgili harekete geçti. تم إسقاط طائرة تركية مسيرة سرقت الأجواء العراقية من جهة السليمانية وأسقطناها بأسلحة وجهود عراقية وتوجيه من السيد قاضي فعجول المحترم احنا هذا طائرة تركية مسيرة خرقت الأجواء العراقية من جهة السليمانية فوق منطقة شيمن ونحيي السيد هذا نعم اكو كان خرق دم مستمر من هالجهه انا العميد ركن الدكتور عبد السلام حمود رمضان نائب قائد الدفاع الجوي المنطقه الشماليه هوا sahamız ihlal edildi hava sahamız ihlal edildiği için biz vurduk falan diyor değil mi evet ya arkadaş senin hava sahan mı var ki ihlal edilsin yani senin bir hava sahan mı var yani senin bölgenden onlarca İsrail uçağı geçti İran'a operasyon çekti Amerikan uçakları o bölgede. Tabii sen 2003'ten bölgede beri PKK varlığı var. Sen ne hava sahasından bahsediyorsun? Sen kara sahana hakim değilsin. Senin bir terör örgütü ilan ettiğin bir alanda Türkiye askeriyle operasyon yapıyor. Hı-hı. Sen hala hava sahası ihlal etti diyorsun. Senin kara sahan mı kalmış ki hava sahanı koruyacaksın sen? Ve bunu böyle bir de coşkuyla anlatıyor. Yani evet. Coşkuyla anlatıyor. Şimdi şeyi anlayın diye söylüyorum. Kurguyu anlayın diye söylüyorum. Mesela bugün Aksungur SİHA'mız vuruldu ve düşürüldü. Düşüren Irak ordusu ama aynı anda İstanbul'da çok önemli bir toplantı var. Evet. O toplantıda kalkınma yolu projesi ve 4 önemli temsilcinin olduğu bir önemli toplantı yapılıyor. Kimler bunlar? Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile bu güzergahla ilgili son şekillendirmeler yapılıyor. Hı hı. Aynı anda o gün bugüne kadar hiç gerçekleşmemiş birisi tarafından bir hamle yapılıyor. Ne kadar komplo olduğunu farkında mısınız? Ne kadar komplo kokuyor? Evet. Ne kadar hani böyle buram buram her tarafından. Şimdi şu görüntü çekiliyor bakın. Hı hı. Bu görüntü beraber servis edildi Irak tarafından. Ve arkasından hiç olmamış bir şekilde Kuzey Hava Savunma Komutanı çıkıyor, televizyonlara karşısına çıkıyor. Kendi üstlerinden emir almadan bir SİHA'mıza füze ateşliyor ve SİHA'mızı düşürüyor. Bunu, bu şeyin mantık sınırlarını zorlayan bir hamle. Emir komuta zincirinde değil yani. Emir komuta zincirinde değil. Ya o zaman Irak ordusu içinde bir bölünmüşlük, var. Bir aynı beri fikirde olmama hali de var değil mi? Var tabii başından beri var. Yani İran'ın İsterseniz Suriye'de, isterseniz Lübnan'da, isterseniz Irak'ta Savunma Bakanlığı'nın resmen yönetiminin elinde olduğunu bilirsiniz. Yani. Hı hı. Bunu kimse inkar etmez. Gidin Irak'a gidin. Irak'ta Iraklılar bile inkar etmez. Yani bizi biz yönetmiyoruz diye onlar söylüyor. Şöyle bir şey olabilir. Bu olağandır. Örnek veriyorum. Siz bir askeri birliktesiniz. Askeri birliğe bir saldırı olduğunu hissedersiniz. Ve bu saldırı için emir beklemeyebilirsiniz. Yani aciliyetinden dolayı yapabilirsiniz. Düşmanca bir faaliyet yok. Şeye, Irak ordusuna bir faaliyet yok. Gizli bir operasyon değil. Hani şunu söyleyebilirsiniz. Irak'ta o anda müthiş bir hareketlilik var. Irak güvenliğinden endişeli. Sızmalar oluyor, SİHA'lar sızıyor. Irak ordusunu vuruyorlar. Ve siz de diyebilirsiniz ki ya ben o sırada bunun ne olduğunu anlayamadım. Ve gittim vurdum. Normalde hiç kimse bir füzenin ateşlenmesinin görüntüsünü anlık olarak çekemez. Yani benim nasıl bunu çekebilmem için bunu biliyor olmam lazım. Hı hı. Bilerek yapıyor olmam lazım. Servis edilir şekline bakar mısınız? Pansir füzesi ateşlenirken uzaktaki bir görüntüden çekiliyor. Ve bu görüntünün sonunda Aksungur vuruluyor. Hı hı. Ve Aksungur vurulduktan sonra düşüyor. Şimdi şöyle söyleyeyim.
Ne kadar komplo olduğunu farkında mısınız? Ne kadar komplo kokuyor? Evet. Soruyorum ben size ya. Mantık var mı şu yapılan? Şu yapılanda bir mantık var mı? Siz en kötü zamanda bunu yapmıyorsunuz. Her şeyin en iyi olduğu dönemde gidip Aksungur'u vuruyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki Aksungur vurulabilir mi? Ya vurulabilir arkadaşlar. Yani bütün siyahlar vurulabilir. Ama siz düşmanca hareket beklemiyorsunuz ki. Siz ona göre irtifanızı yüksekte tutmuyorsunuz ki. Pansir dediğiniz hava savunma sisteminin siz şeyini bilirsiniz. Menzilini bilirsiniz. Ve siz operasyon için çok daha yukarıdaki bir menzilden uçabilirsiniz. Aksungur bu sistemlerin hava menzilinin dışına kalabilir rahatlıkla. Ama siz düşmanca bir faaliyet olarak görmüyorsunuz Irak ordusunun faaliyetlerini. Ama onu seni gördüğünde bu şekilde düşebiliyor. Bu bir aziyet görüntüsü değil. Bu bir aziyet görüntüsü değil. Hani şey gibi düşünün. Düşman olarak gördüğünüz yere doğru yönelirsiniz değil mi? Arkanızı emniyete almazsınız. Ama arkanızdan gelip birisi bıçaklıyorsa da dost olarak bıçaklar sizi. Dostunuzdan birisi bıçaklar. Hatta arkanızda birisi varsa ona göre yaparsınız. Tabii. Şimdi bu görüntünün içinde de Aksungur kendisini koruma yeteneğine sahip olan bir sistem değil. Dünyada hiçbir siyah aynı şeyde olduğu gibi, işte ne diyeyim, uçaklarda olduğu gibi kendini koruyamaz. Siyahlarda böyle donanım yok. Siyahın kendisini koruyabileceği irtifadır. Gittiği bölgedeki hava savunma sistemlerini bilir. Ya çok alçaktan gider, ya çok yüksekten gider. O sistemin çalışmaması için ona göre tedbir alır. Siz buraya baktığınızda, bu görüntülere baktığınızda ne görüyorsunuz? Ben komple görüyorum. Düşer Aksungur falan görmüyorum. Evet. Yani bunun, yani bu Şubat ayında 2024'ün de devreye giren bir sistem bizim yani. Devreye TAİ tarafından 2024'te devreye alınmış. Üzerinde yazıyor zaten, düşen sistemin üzerinde yazıyor. Yarın 10 tane daha yaparsınız, yerine koyarsınız. Ama mesele şu. Ankara'da çok ilginç bir dönemde hatırlayın. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi öldürüldü. Evet. Hatırlayın. Şeyi hatırlayın, yayınlar. Yani komplonun düzenini hatırlayın. Yani zamanlamalara çok dikkat etmek gerekiyor. Bugünün zamanlamasında da şimdi koyun arkadaşlar o şeyi, koridoru koyun. Evet evet, ona bak, isterseniz buna ilişkin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına bir bakalım. Ondan bizim sonra, Dışişleri Bakanlığı'na. Evet, bizim tamam. Dışişleri Bakanlığımızın sonra kalkınma yoluyla ilgili hem haritaya hem de bugünkü o önemli toplantıya evet. yakından bakalım. Ama dedikleriniz çok kıymetli çünkü eminim şu an aklında ne demek, yani bu ne anlama geliyor diye soranlar var. Çünkü bizim açıklamamıza da baktığınızda aslında yapılmaya çalışılanın yapılamadığını da görüyoruz. Yani çok... gayet sakin açıklamalar yapılıyor. Bak bunun aynısını biz kim yapmıştı biliyor musunuz? Bunun aynısını Ankara Büyükelçisi öldürüldüğünde Rusya yapmıştı. Biz bunun arkasında kimin olduğunu biliyoruz, deyip çok büyük devlet gibi davranmışlardı ve bizimle beraber ortak hareket ederek soruşturmanın sonunu beklemişlerdi. Bak bunu bir kellelerinin büyükelçisini koruyamamak olarak görmemişlerdi. Bir komple olarak değerlendirmişlerdi ve onun sonucuna göre de tedbir almışlardı. Bazen büyük devlet olmak demek komployu da görmek demektir. Ani refleksler vermek demek değildir, onu söyleyeyim size. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın.